Abi çok şık bunlar ya. Ya ne yapacağım ben, Pelin hiçbir mesajıma cevap vermiyor. Abicim mesajlarına cevap vermiyorsa sen de ararsın. Açmaz ki. Hem ne diyeceğim, cumartesi gidemem ki. Aa, Pelin arıyor. Alo. İyiyim Pelin, ya sen? Tabii gelmeye çalışacağım Pelin tabii ama... Ne? İlişkimizi gözden mi geçirmemiz lazım? Yok canım. Niye geçirelim? Zaten İpek'in istenmesiyle benim ne alakam olabilir ki? Ben kesin geliyorum. Kıyafetleri mi? Yok, daha denemedim. 10 dakika sonra. İyi, hemen denerim. Tamam. Hoşça kal. Ben de seni seviyorum. Ben şunları bir deneyeyim o zaman. Dene. Bunu nasıl takacağız ya? Çocuğum şuradan zeytinyağı ver bana. Ama aceleydin kızım, hadi. Babanızı bilmiyor musunuz? Şimdi bağırıp çağırmaya başlar. Ay, tamam anne ya, hazırlıyoruz işte. Allah Allah, sanki boş duruyoruz. Dilde bir karış. Demek cumartesi kız isteme var ha anne? Ay ne bileyim çocuğum. Annesi babası gelmiyormuş, amcası geliyormuş istemeye. Bakalım baban ne diyecek? Anne, Tankut'la konuştum. Amcasıyla görüşmüş. Ha, ne demiş adam? Ne diyecek ki? Önce hayırsız mayırsız diye kızmış ama... sonra cumartesi gelip beni istemeyi kabul etmiş. Vay, demek kabul etmiş ha? Evet. Emekli öğretmen ya amcası. Tankut'a kızınca cetvelle dövmeye kalkmış. Cetveli nereden bulmuş? Cebinden çıkarmış. Desene Tankut'un amca hafif bunan. Ay vallahi baba da hepimizi öldürecek. Çocuğun bir tek amcayla olur mu bu iş? Aman anne, babama zaten hiçbir şey beğendiremezsin ki. Şükran, hadi yemiyor muyuz? Yiyoruz canım. 5 dakika gecikse ölür sanki. Anne, yemekten sonra söylersin değil mi babama? Söyleyeceğim. Evlenin gidin başımdan. Hepiniz evde kaldınız zaten. Ay, Allah. Yılışmayın. Bak, yaptım işte öyle de. Bakalım doğru muymuş? Evet. Aferin benim güzel torunum ha. Dedesinin canı bu, canı. Aferin sana, aferin. Bebe, biz ne zaman buradan taşınacağız? Yavrum, yarın taşınıyorsunuz işte. Söylemedi mi annen baban sana? Baba. Ney baba? Yok bir şey baba. Ben bakarım, dur çocuğum. Tabağınızı getirdim Fikrancığım. Anne, acelesi vardı senin. Olsun canım, hayırlı olsun Mehmet Bey. Cumartesi kızı veriyormuş burası. Ne yapıyormuşum? Ben de Müjgan'dan duydum. Ona da Pelin söylemiş. Mehmet Bey'in haberi vardır diye. Neyse, hadi iyi akşamlar, hoşça kalın. Güle güle canım. Ay, sevinç işte. Böyle boş boş konuşur. Cumartesi ne oluyormuş? İpeği istemeye geliyorlar baba. Evet Mehmetciğim, yemekten sonra sana da söyleyecektik. Maşallah, bütün mahalleye benden önce söylemişsiniz. Ya bu evde niye her şeyi en son ben duyuyorum ha? Bir şeyi de önceden duyamayacak mıyım ha? Ne tuhaf bir ev burası ya! Hayır Mehmet, hiç de tuhaf değil. Gayet normal bir ev bizim evimiz. Neyse, böyle de söylenmiş oldu. Abi, vallahi süper oldun böyle ya. Ninja gibi oldun yemin ediyorum. Aksi gibi bir de tam oldu ya. Küçük falan gelse en azından kayaktan kurtulurdum. Abi be, ne olur be, bir kere de ben deneyim şunu ha. Ya dur oğlum, tam yemek vakti, babama ne diyeceğiz? Mustafa. Merhaba baba. Bu nedir bu? Kaynak elbisesi. Evet, kaynak elbisesi. Kaynak yaparken giyiliyormuş, yeni tasarım. Bu belki biz dükkanı alırız diye ben şey ediyordum, deniyordum. Denedim. Kaynak mı, kayak mı? Kayak evet, benim dilim sürçmüş.
Gel bakayım şöyle. Nerede ananınsa gelsin de tuhaf değil dediği evin halini bir görsün bak. Şükran! Şükran! Versenize kızım ya. Efendim Mehmet? Mustafa? Ne bu hal? Bak evimiz ne kadar normal değil mi? Ben her şeyi en son duyuyorum. Oğlumuz da kayak kıyafetiyle dolaşıyor evde. Abi odana kar mı yağdı? Mustafa, oğlum ne bu kıyafet böyle çocuğum? Şeyden giydim anne ben. Kış olimpiyatlarına katılacak herhalde anne. Sussanıza ya. Aa. Kesin zevzekli. Nedir bu rezalet anlat bakayım. Şey ustacığım hani geçenlerde fırtına oldu, kar yağdı ya. Hani sokakta insanlar kaldı. Evet ben de o yüzden böyle bu kıyafetleri tedarik ettim babacığım. Ya iki aydır arabaya zincir al diyorum, almıyor ama kendine kayak kıyafeti alıyor. Şey ustacığım Hadımköy'de mesela aileden bir kişi mahsur kalsa onu kim kurtaracak? Sen sus. Ne bu kıyafetler, açıkla çabuk. Hasan doğru söylüyor baba. Yani devlet bizi kurtarsın diye beklemektense erkenden önlem almak lazım diye şey yaptım ben. Aferin benim oğlum. Ay ne akıllı çocuk, görüyor musun babası? Ailesini nasıl düşünüyor? Ay o koçtur. Anne, o dünyanın en güzel çocuğudur. Anne zaten zor duruyorum üstünde. Yalan söylemiyorlarsa ben de Mehmet Usta değilim. Niye yalan söylesinler canım? Ben bakarım anne. Enişte? Ne bu hali enişte? Baba, dayak mı yedin yoksa? Senin babanı kimse dövemez kızım. Ne oldu Kadir sana böyle? Hakkımızı aradım Hulya. O sahtekarlara komisyonumu yedirttirmedim. Ne oldu çocuğum, ne bu hal? Gel bakayım gel. Gel otur şuraya. Anneciğim. Hayır, otur da anlat. Canım. Yarabbim. Yoksa o adamlarla mı kavga ettin? Hangi adamlar? Beni atlatıp kendi başlarına alım satım yapmaya kalkan sahtekarlar. Güya akılları sıra benim komisyonuma konacaklardı. Peki paranı aldın mı enişte? Hayır, sadece satışa engel olabildim. Yani ev falan tutamıyorsunuz değil mi? Yok. Evet babacığım. Var ya, siz adamı deli edersiniz ha. Bu ev mi normal Şükran Hanım ha? Kızımı istemeye gelecekler. Haberim yok. Oğlan evde kayak yapıyor. Damat dayak yiyip geliyor. Ya kafayı üşüteceğim ya. Delireceğim ya. Neye sakin ol? Ya ilacı bana. Adam yok. Sakinlik mi bırakıyor? Bana işi ben yapayım. Tamam neyse. Ya bir yetkiler. Yarım anlar. Baba bırakın. Tamam.